Hocam yine gelen sorular çoğunluk olduğu için izninizle sormak isterim. Doğumsal kalp hastası olan izleyicilerim var, Tabii, yakınları tabii. olanlar var. Bilgi almak istiyorlar. Kalp kası tanısı konulmuş hastalığı. Kalp kası hastalığı var mı intihabı? Kalp kası Yanlış yetmezdi mı? diyelim. Kalp Kalp, kası tamam. miyokardit diyelim. Tamam. Şimdi doğumsal kalp hastalıkları tabii ki var. Yani bütün doğan çocukların yaklaşık %1'inde bir doğumsal kalp hastalığı olabilir. 100 kişiden bir tanesinde ortalama olarak kalp hastalığı olabilir. Bunların tabii hafif olanları var. Öyle ta ömür boyu belki de hiç sıkıntı yaratmayanları var. Ya da işte 40'lı 50'li yaşlara ancak gelince bulgu verenleri var. İşte kalbinde delik olanlar, işte aort kapağı, işte 3 yapraklı ve 2 yapraklı olanlar. Ama daha böyle ağır anomaliler var. İşte büyük damarların yer değiştirmesi, işte büyük delikler gibi olduğu zaman onlar daha zaten çocukluk çağında hemen doğar doğmaz belki belirtebiliyor. Doğar doğmaz çocuk morarmaya başlıyor. Doğar doğmaz işte kalp yetmezlikleri olabiliyor. Onları tabii daha radikal ameliyatlar ve zor süreçler bekliyor. Ama bir kısmı da işte atrial septal defekt dediğimiz mesela kalpteki delikler daha ileriki yaşlara kadar çok bir belirti vermeyebiliyor. Genelde belli bir yaştan sonra sıkıntılar başlıyor. İşte aort kapağının 3 yapraklı değil 2 yapraklı olması işte %1 gibi oranda gözüküyor bütün popülasyonda. Böyle 40'lı 50'li yaşlara gelince o kapak dejenere olabiliyor ve aort damarında işte anevrizmalar olabiliyor, genişlemeler olabiliyor, balonlaşmalar olabiliyor. Doğumsal kalp hastalıkları bu şekilde.